düşünüyorum. Sunum. O zaman bu Arbis ile bir genel bilgilendirme toplantısı. Zaten detaylarını Ayşe hocamız anlatacak şu anda. O yüzden Ayşe hocam lafı size bırakıyorum. Ben kendimi sessize alıyorum. Merhaba sayın hocalarım. Öncelikle bugüne grip olarak başladım. Sesim için çok özür diliyorum hepinizden. Biz genel olarak Emirhan hocamın yönlendirmesi doğrultusunda bir TT ofisimizin altında Arbis bilgilendirmesi yapalım istedik. Çünkü bu dönemde çoğu şey Arbis üzerinden ve TÜBİTAK üzerinden yürüyor. Üniversitelerin bilimsel aktiviteleri de dahil. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur ancak böyle bazı önemli noktaları var Arbis'te de. Hem kurumumuz adına bir kere daha tanıtalım ya da hiç bilmeyen hocalarımız vardır. Herkesin bir Arbis'inin olması, orada görünür olması hem kurumumuz için hem de inanın araştırmacı için faydalı. Böyle kısa bir bilgilendirme yapacağız. Ben daha sonra internet üzerinden online devam edeceğim. Online'da da hani bir yeni kullanıcı oluşturmadan kendi sayfam üzerinden de neler yapabiliriz, neler bunun devamında sizler neler yapabilirsiniz? Birazcık onlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle araştırmacı bilgi sistemi yani kısa adıyla ARBIS, TÜBİTAK'ın oluşturmuş olduğu bir araştırmacı veri tabanı. Bu Türkiye'de ve yurt dışında görev yapan tüm araştırmacılar bu tek veri tabanında kullanıyorlar ve siz bütün başvuru süreçlerine TÜBİTAK'la ilgili ister toplum bilim olsun, ister bir araştırmacı destekleme programı olsun, isterse bir akademik proje desteği olsun, tüm süreçlerde illaki her bilginizi Arbis'ten çekiyor. Ya yani dolayısıyla araştırmacı yani şöyle görünürlülük açısından da Arbis'inizin her zaman güncel olması da çok önemli. Çünkü bazen ben sıklıkla kullanıyorum. Bir keyword girip o konuda kimin araştırması var? Bu konuda kimler uluslararası çalışıyor? Ya da Türkiye'de benim bu ortak dili konuşabileceğim araştırmacı var mı diye benim kullandığım bir database açıkçası. Şimdi bu burs ve destek başvuru programlarına çok kısa bahsedeceğim. Daha sonra zaten bunlarla ilgili biz TTO ve KUYAM olarak her zaman sizin sorularınızı cevaplayacağız. Ve bu konuda da her zaman hem bize telefonla, maille ulaşabilirsiniz. Hem de gerek geldiğinizde de sizi misafir etmek isteriz ama pandemi dolayısıyla belki hani çekinceleriniz olabilir ama mail ile ya da telefon ile her zaman bize ulaşabilirsiniz. Şimdi akademik anlamda zaten ulusal destek programları bazıları çağrılı, bazıları çağrısız. Bunlarla hepsinin yani tüm başvuru süreçlerinde, başvuru tamamlanmasında Arbis'inizin güncel yani olması isteniliyor. Bu kaçınılmaz bir süreç. İsterseniz danışman olun, isterseniz orada araştırmacı olun. Bunların hepsinde tüm süreçlerde sizden Arbis'inizin güncel olması isteniyor. Bu ulusal destek programları, burada çağrısız olanlar var. 1005, 1002 ve 3501 her zaman açık. Diğerleri çağrılı. Mesela şu anda aktif 1001 programı TTO'muzda duyurusunu yaptı. Aktif açık olarak 15'inde açıldı. 15 Şubat'ta açıldı. Yaklaşık bir ay kadar zannediyorum. Açık olacak. Buraya başvuru yapabilirsiniz. Tabii programda bazı alanlara öncelikler var. Hepsi zaten programın içeriğinde ve web sitesinde ayrıntılı yazıyor. Uluslararası destek programlarında yine siz uluslararası bir destek programına dahi başvuracak olsanız TÜBİTAK arada size bu gap ya da işte bu köprüyü sağlıyor. COST ya da işte 1071 programına başvurduğunuzda da yine Arbis'inizin güncel olmasını istiyor. Etkinliklere katılım. Ben 2224 A'dan da 2224 B'den de faydalandım. Yine burada da Arbis'inizin güncel olması çok önemli. Çünkü aslında sizin verdiğiniz siz oraya bir belge yüklüyorsunuz. Bir elinizde kanıtınız oluyor. Ancak yine sizin dönüp dolaşıp üstüne basa basa söyledikleri şey sizin Arbis'inize bakıyorlar. Yani Arbis'inizin görünür ve güncel olması çok önemli. Bilim ve toplum programlarına bakacak olursak, bilim ve toplum programları genelde öğrencilere yönelik ya da işte topluma yönelik olsa da
Bizim şu anda kurumumuzun başvurmuş olduğu bir 4007 programı var. Burada da bütün araştırmacılarının, Arbis'lerinin güncel ve kesinlikle görünür olmasını istiyorlar siz başvururken. Çünkü bir araştırmacının görünür olmaması ya da yani sistemde olmaması aslında bir eksiklik. Yani bu başvurunuzu tamamlayamıyorsunuz. Ama araştırmacılara tabi biz herkesin tabii ki de Arbis'ini orada Arbis başvuruda Arbis çıkıyor. Ancak güncel olup olmadığını sizin dahil olduğunuz programın yürütücüsü bilemez. O yüzden en azından ayda bir ya da işte elinizde bir etkinlik ya da bir yayın güncellendikçe sizin de güncellemenizi ben kendim tavsiye ederim açıkçası. Bilim insanı destekleme bölümüne geldiğimizde 22-11, 22-13 bunlar sıralanıyor. Bunların hepsi BİDEP'ten başvuruluyor. Bunların hepsinin sistemi ayrı bakın. Yani ARDEP ayrı, BİDEP ayrı, Uluslararası İşbirliği Programları UİDB olarak geçiyor. O ayrı. Daha sonra toplum, bilim ve toplum ayrı. Ama hepsinin ortak bir noktası Arbis'te görünür olmanız ve Arbis'inizi kesinlikle güncel tutmanız. Bunlar araştırma, bunlar mesela şu anda Star yükselen ve yeni bir program. Ama bunda inanın lisans öğrencilerin dahi Arbis'ini istiyorlar. Bunlar da uluslararası burslar. Ben mesela en boyu kullandım. Ama bu biraz daha spesifik, alana spesifik. Eğer ki size uygun bir program varsa oraya dahil olabilirsiniz. Şimdi ben biraz internet üzerinden devam etmeye çalışacağım. Bu sırada sizi Bu arada hocaların soruları olan varsa chat kısmından sunum sırasında chat kısmından yazabilirler veya sunum bittikten sonra direkt sözlü olarak da mikrofonu açıp sorularımızı iletebiliriz hocam. zannediyorum siz ekranım görünüyor değil mi hocam? Şimdi eğer ki Arbis'te daha önce güncellenmiş ya da Arbis'te bir Arbis'in arayüzü bu arada değişti. 2 yıl önce kadar hatta yeni yakın dönemde de güncellendi ama var olan datanız üzerinden güncellendi. Devamlı kendi arayüzlerini değiştiriyorlar. Eğer güncellenmiş formunda bir girişiniz yoksa yeni kullanıcı kaydı oluşturarak buradan gerekli bilgilerinizi girerek zaten kaydınızı oluşturuyorsunuz. Ben kendi kaydım üzerinden gideceğim. Açılırsa. Burada Arbis'in şöyle bir önemi de var. Ben açılana kadar biraz ondan bahsetmek isterim. Kendi sayfasında güncelleyeyim. Şimdi siz normalde biz bir kuruma bağlı olan tüm akademisyenler yani bir bu size biraz önce gösterdiğim bütün programların yani ARDEP için, BİDEP için ya da uluslararası işbirliği programları için ya da toplum ve bilim programları için hepimizin uzmanlık alanına göre tabii ki de bu Türkiye'den ve dünyadan da bu araştırmalara başvuranlar var. Siz hakem, panelist, gözlemci olabiliyorsunuz. Ve bunun aslında şöyle, pandemi dönemine kadar hepsi Ankara'da yapılıyordu bu süreçlerin. Ankara'da devam ediyordu. Ancak bu pandemi sürecinde tamamen olay online'a döndü. TÜBİTAK size tabii ki de emeğinizin karşılığına gelmeyecek bir şey ama prestiji çok önemli. Bir miktar ücret de veriyor hakemliğiniz ya da dış danışmanlığınız ya da izleyici durumunuza göre. Ankara'ya gitmek de zorunda değilsiniz artık. Bütün her şey online gerçekleştiriliyor. Ve orada da aktif olarak görünmeniz kendi projeleriniz için de elzem bence. Ben bağlanamıyorum. Niye bağlanamıyorum? Bir kere daha deneyeceğim. İnternetimde problem olsa beni duyuyorsunuz herhalde şu an. Evet hocam sesiniz geliyor. Ses ve görüntüde hiçbir sıkıntı yok. İnternet yani şeye neden bağlanmıyor? TÜBİTAK'ta mı sorun var acaba? Biraz önce girdim çünkü şeye başlamadan önce. Hocam sekmeyi kapatıp tekrar baştan açalım istiyorsanız. Bazen Tamam. belki browser'dan kaynaklı bir problem olabilir.
Şöyle RBS'e giriş diyorum. Evet, şu anda girdi zannediyorum. Evet. Şimdi burada en başta zaten burası bir YOXIS veri tabanına benziyor. Size bir TÜBİTAK ID veriyor. Mümkünse de şurada dijital bilgiler var. Kimlik yani bunlara dijital ID deniliyor. İşte ORCID'inizi, Researcher ID'nizi ya da Scopus Author ID'nizi girmenizde fayda var. Çünkü orada sizin görünürlüğünüz de artırıyor ve bunlar birbirine entegre oluyor bir süreden sonra. Yani her yerde birbirinizi görebiliyorsunuz. Burada kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Rutinde zaten işte burada telefonunuzu ve işte mail adreslerinizi soruyor. Burada uzmanlık alanlarınız önemli. Çünkü uzmanlık alanlarınızda mesela benim kendi uzmanlık alanlarıma göre moleküler biyokimya, biyokimya. Ben genel olarak immünoloji ve romatoloji çalıştığım için immünoloji, romatoloji, moleküler biyokimya, nefrolojiyle de çalıştığım inflamasyonla alakalı parametreler olduğu için nefroloji, tıbbi biyoloji, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji ile fizyoloji olarak sınıflandırdım. Burada siz kendi alanınıza göre bu bilimsel teknolojik faaliyet alanlarını ya da bütün faaliyet alanlarını görebiliyorsunuz. Buradan da size zaten o kendisi önermeler yapıyor. Oradan sizin çalıştığınız alanlarla ilgili ilgili keywordleri seçebilirsiniz. Yayınlar, eserler. Burada bazısını zannediyorum çekebiliyordunuz. Evet. YOXIS'ten ya da Web of Science'ten çekebiliyorsunuz. Buradan işte ilgili makale bilgilerinizi girebilirsiniz. Ya da işte diğer yayın bilgilerinizi girebilirsiniz. Burada size RBS özgeçmişiniz genelde çoğu şeyde. Mesela TÜSEP'te bir de şeyde bu uluslararası işbirliği programlarında sizin RBS özgeçmişini istiyor. Ya da bir ya çünkü bu şu anda rutin olarak en çok kullanılan özgeçmiş format, bilimsel özgeçmiş formatı olarak geçiyor. Öğrenim bilgilerinizi giriyorsunuz. Deneyim iş yeri bilgilerinizi, makalelerinizi yine, yönetilen tezler. Burada gösterdim. Eğer Scopus ID ya da Web of Science ID'nizi de ekleyebilirsiniz. Şimdi bizim için şurası çok önemli. Görev alma tercihleri. Bunun bana nasıl bir faydası oldu? Benim burası boştu. Bu sunumu yapacağım için hepsini doldurdum. Hemen hemen bütün hepsinde görev alma tercihi ekle dediğimizde karşınıza çıkan ilgili panelden tıklıyorsunuz ve böylelikle sizin hangi birimlerde ya da ne olarak görev almak istediğinizi görebiliyorsunuz. Ben hepsini işaretledim. Bu size ne faydası oluyor? Şimdi bir panelist, izleyici ya da dış danışman olarak gittiğinizde bir projenin aslında TÜBİTAK'ta her zaman bir, nasıl söyleyeyim, TÜBİTAK geçiriyor. TÜBİTAK bazı projeleri geçiriyor gibi bir inanış var ya. Aslında o çok doğru değil. Çünkü bir projede panelist, izleyici ya da dış danışman olduğunuzda o projenin gerçekten nasıl değerlendirildiğini, çünkü tek bir kişi çoğunlukla değerlendirmiyor. Büyük bütçeli projeler genelde bir panele gidiyor. Ve o panelde yaklaşık izleyiciler ve dış danışmanlar da dahil olmak üzere 4-5 kişilik bir grup sizin araştırmanızı enine boyuna tartışıyor. Bunlar eskiden yüz yüze toplantılardı. Dediğim gibi şu anda hepsi online. Ben size bunları kesinlikle katılmanızı öneririm. Çünkü sizin biraz önce eklediğimiz görev, yani alanlarınıza göre diyeyim ya da keywordlerinize göre ya da çalışma alanlarınıza göre daha doğru olur. Size mesela atıyorum Kafkas Üniversitesi'nden gelen bir projeye sizi panelist olarak atayabiliyor. Ve bunlar bize ne sağlıyor aslında? Bir projenin önemli kriter, yani önemli değerlendirme kriterlerinin neler olduğunu bize söylemiş oluyor. Ben bunları kesinlikle yapmanızı öneririm. Çünkü siz kendi projenizde hazırlarken bir farkındalık oluşmuş oluyor. Böylelikle bir projeye ilişkin, ya bu toplantıda bunu söylemişlerdi, aslında ben de projemde bunu böyle yazmalıyım gibi bir farkındalığınız oluyor açıkçası. Aslında RBS'in en önemli noktalarından birisi bu. Belki de yani hem manevi olarak da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Çünkü böyle bilimin tartışıldığı bir ortamda da oluyorsunuz. Orada ben çok şey öğrendim kendimce.
Gerçi ben çoğunlukla izleyici olarak katıldım. Ya gerçekten de bir izleyici oluyorsunuz ve raporunuzu yazıyorsunuz. Son dönemde çok almak istemedim. Ama ben de şu anda mesela işaretlemiş oldum hepsine. Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı'nda dış danışman olarak da girebiliyorsunuz. Bu önemli bir nokta. Bunu kesinlikle yapmanızı, en azından kendi projeleriniz için yapmanızı öneriyorum ben. Çünkü bilimsel olarak size bir farkındalık kazandırıyor ve bir proje yazma noktasında nereye dikkat etmeniz gerekliliği konusunda aslında böyle kafanızda bir ampul yanmış oluyor. Ya bu konuşulmuştu bu projede, ben de projeme aslında şuradaki cümleyi daha net yazmalıyım. Ya da araştırmacı grubunu oluştururken, ya ben buraya biraz fazla insan ekledim, bu eleştirilen bir şey. Ya da az insan ekledim, bu da eleştirilen bir şey. Azaltmam gerekiyor ya da arttırmam gerekiyor. Ya da şurada şu iş planında böyle böyle konuşulmuştu, bunlar tartışılıyor, ben bu iş planına bunu eklemeliyim gibi böyle bir farkındalığınız oluyor. Onu kesinlikle öneririm çoğu hocama. Mümkünse de kendi bölümündeki hocaların da böyle bir farkındalık, Ardis'le ilgili böyle bir, sadece bu özgeçmiş veri tabanı değil, TÜBİTAK'ta görev alma tercihleri konusunda da TÜBİTAK'ta da bir farkındalık yaratma konusunda önemli. Bir de ben bunu çok kullanıyorum. Eğer ki bir TEDEP genellikle özel kurumları, yani mesela ne olur 15-12 programıyla bir startup kurulmuştur. Sizin de aradığınız bir şeydir. O startup'a ulaşmak için TEDEP'ten bir sorgulama yapabiliyorsunuz. Bu biraz daha özel sektörle ilgili. Belki sanayi, mühendislik bölümleri ya da bilmiyorum, sağlıkta mühendislikle ilişik bir bölüm olabilir. Bir peptit sentezletmek istiyorsunuzdur. Oraya bakabilirsiniz. Ya da benim kullandığım mesela araştırma sorgulama. Ben yine mesela buraya romatoloji ile ilgili bir şey giriyorum. İmmünoloji, romatoloji diyorum. Seçmedi. Zaten 3 kelime, 3 karakter kadar girdiğinizde o size aşağıya bütün database'deki şeyini çıkartıyor. Listesini çıkartıyor. Şurada immünoloji, romatoloji. Atıyorum işte bu hoca profesör olsun, akademik unvanı. Bütün şeye ulaşabiliyorsunuz bu arada gördüğünüz gibi. Arge personelleri de var. Hemşire, memur, herhangi bir kişiye ulaşabilirsiniz. Ben profesör hocayla işte ülke. Ben Türkiye'ye gireyim burada. Dünyadaki herhangi bir araştırmacıya ulaşabiliyorsunuz. Burada atıyorum mesela Gazi Üniversitesi'nden hocamızın Ayşegül Atak Yücel'in özgeçmişini görüntüle dediğimde o hocamın mesela ben aslında Baylor College ile ilgili bir şey soracağım hocaya. Bilmiyorum ama onun oraya gittiğini biliyorum. Bütün şeylerine burada genellikle ikincil, yani kurum adreslerinden ziyade ikincil adresleri de oluyor hocaların. Buradan bazıları telefonları bile yazılmış oluyor. Hocamızın mesela Arge'sinin olup olmadığını merak ediyorum. Makaleleri var, projeleri var. TÜBİTAK burs ve destekleri çok TÜBİTAK projesi var mesela. İşte TÜBİTAK projelerinden belki de onunla ilgili bir data öğrenebilir miyim diye hocaya ulaşabiliyorum. Yani bunu araştırmacı arama sayfasından da ben kendim primer olarak faydalanıyorum. Başka burada banka hesap, eğer ki siz burada görev aldıysanız TÜBİTAK size diyor ki buraya diyor banka hesap bilgilerini gir. Buraya diyor sana diyor ben diyor ödeme yapacağım ya da işte buraya diyor ödeme atacağım diyor. O şekilde. Mesela başvuru değerlendirme sistemlerinden. Şu anda tabii bilmiyorum atam. Şu an bu gördüğünüz en son sürüm. Bunu bilmiyorum, mesela bazı hocalarımda işte bu Windows'a ya da işte atıyorum girdiğiniz web, ne denir ona, Chrome'la ya da işte girdiğiniz tarayıcıyla ilgili olarak değişebiliyor zannediyorum. Bu en son sürümüymüş. Yani ben şu mesela şu ekranı daha yeni gördüm. O da Chrome'umu güncelledikten sonra geldi bana. Eski sürümünü görüyordum. Burada aslında başvuru değerlendirme ve izleme sistemlerinin tümünü görüyorsunuz. RDEP,
Mesela bu, biz buna PBS diyoruz, PTS. BİDEP ile ilgili ya da bilim fuarları ile ilgili. Eğer kabul almış bir projeniz varsa direkt sizi PYS'ye bağlıyor. Ya da şöyle, eğer siz bir panelde görevliyseniz PYS'ye atıyor sizi. Yine Tarabiz, bu TEDEP dediğim gibi daha çok girişimsel ya da özel sektörle ilgili. Bu TTS ile ilgili çok bir fikrim yok açıkçası. Bunlar bahsettiğim uluslararası ikili işbirlikleri programları. Burada tabii ki de şöyle, siz ikili bir işbirliğine başvurduğunuzda COST gibi mesela, size sadece oradan proje istemiyor. Siz bir COST'a dahil olduğunuz takdirde sizden şöyle bir şey de talep yani siz daha doğrusu talep ediyorsunuz. Destek ya da ödül de talep edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte COST aksiyonu 18-23'e dahilim. COST 18-23'e dahil olduğum için işte Avustralya'da ya da Avusturya'da atıyorum yapılmış olan şu etkinliğe katılmak için ödül ya da destek istiyorum diyorsunuz. Öyle güzellikleri var açıkçası. Buradan da direkt olarak bu sistemlere gidebiliyorsunuz. Benim genel olarak aslında anlatacağım bu kadar. Şurası daha önemli, daha elzem. Bunların çoğunu zaten bence güncel tutmanız, yani iyi, aktif bir akademisyenin güncel tutması gerekiyor. Ve bunların hepsinde belirli aralıklarla da bilinçli olarak güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama bu şu yüzü birazcık daha farklı bir yüz. Burada da aktif olmanızı ben şahsen öneririm. Çünkü buradaki birazcık karıştırdığımızda sizi atıyorum burada bir yerlere götürüyor. İşte o web sitesinden de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Açıkçası benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin primerde sormak istediğiniz bir şey varsa bildiğim kadarıyla ya da arkadaşlarım destek olursa bilen arkadaşlarım hep birlikte konuşup burada tartışabiliriz diye düşünüyorum. Tekrar sesim için lütfen kusura bakmayın. Bugün grip olarak uyandım. Dolayısıyla hep beraber konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz için. Belki geç giren hocalarımız olmuştur. Merak ettiği, başında kaçırdığı bir şeyler olmuştur. Soru sormak isteyen varsa direkt mikrofonu aktif hale getirip soru sorabilir veya chat kısmından yazılabilir. Zaten chat'te bir soru gelmişti. Bu pandemiden dolayı iptal olan 4007 ile alakalı. Ona tekrardan başvurulabileceği ile ilgili cevabı verdik. Bunun dışında programla bu veri tabanı ile alakalı bir sorusu olan veya kaçıran bir şey varsa onları da şu anda bekliyoruz. Sormak isteyen varsa. Şu anda hocam soru yok gibi duruyor. Demek Soru yok ki gibi duruyor ama biz her zaman KÜYAM ve TT olarak başka bir zamanda bu TÜBİTAK ile ilgili olsun, ikili işbirliği programları olsun, her zaman maillerimiz ve telefonlarımız aktif durumda. Çoğu kez de zaten kurumdayız, odadayız. Gelirseniz hem tanışmış oluruz, hem bir kahve içeriz, hem de ilgili sorularınızı yanıtlamış oluruz. Zaten şey var hocam, kurcaladıkça daha çok problemler açığa çıkıyor. Evet, Yani hocalar kesinlikle. bundan sonra girip kurcalayıp güncelleme işlemi yaparken takıldıkları bir konu olursa takıldıkları yerde de o an içerisinde arayıp tekrardan sorabilirler. O konuda da destek olmaya çalışırız. Hemen şeyin duyurusunu da yapabiliriz hocam, Emirhan hocam. Evet. Bazı bunu part part atıyoruz aslında. Yine 22-37 programına bir proje yazma eğitimi ya da proje eğitimi adı altında bir eğitime başvuracağız TTO olarak. Ama orada bir reel sayıya ulaşmamız lazım. Yani elimizin güçlenmesi anlamında. Bunu hocalarımıza belli aralıklarla soracağız. Eğer öyle bir evet ben de proje eğitimi almak istiyorum derseniz lütfen TTO'nun adresine ya da bizim bireysel mail adreslerimize geri dönüş yapın. Dolayısıyla o programın da başvurusuna sizi ekleyelim. Çünkü böyle bir reel liste oluşturursak daha güvenilirliğimiz artacak. Dolayısıyla biz de bir iyi nitelikli proje eğitimini kurumumuzda yapmış olacağız. Hocam şeyden
Bir soru var. Panelist ve izleyici olmak için ne yapabiliriz? Herhalde bu Arbis kısmında panelist olmak için ne yapabiliriz diye bir chat kısmından sizi görebiliyor musunuz Ayşe Evet, Hocam? kısmını gördüm. Merhaba, hocam panelist ve izleyici olmak için biraz önce şu şeyi tekrardan açayım. Bir saniye, bana izin verirseniz bir dakika. Tabii ki hocam. Burada hocam, şimdi burada, şurada görev alma tercihleri var. Şimdi görev alma tercihlerine girdiğinizde, RBC'nize girdiniz. İlgili yukarıdaki birçok datayı doldurdunuz. Bunlar neydi? İşte kişisel bilgiler, kurum bilgileri gibi. Ya da işte doktoranız mesela işte. Çünkü bazı durumlarda doktoralıya emin değilim, onda bakmamız lazım. Ama zaten size bir şöyle görev tercihi ekle dediğinizde bir liste veriyor. Bu listede istediğiniz eğer ki panelist, izleyici, mesela ben şunları kaldırıyorum. Benim burası yoktu. Ben de daha yeni ekledim. Çok süre önce 2 sene önce kadar bir izleyiciliğim olmuştu. Burayı tiklediğinizde ve kaydet dediğinizde sizin şuradaki liste, benim mesela görev almak istediğim programlar ve görev türü. Yani mesela ben BİDEP'te görev almak istiyorum. BİDEP programlarının değerlendirilmesinde panelist olmak istiyorum. Ya da bilim ve toplum BİTO'da izleyici ya da panelist ya da dış danışman olmak istiyorum. Ben buraya kendimi hepsini ekledim mesela. Bu bütün liste. ARDEP'te izleyici, panelist, dış danışman ya da gözlemci panelist olmak istiyorum. Ya da bence bu da İngilizce açısından iyi. İngilizce olarak sunulan uluslararası proje önerilerinin değerlendirilmesine hakem olarak görev almak istiyorum. Bunlar tamamen sizin tercihinize bırakılmış. Ama ben mesela istemiyorsam, çok yoğunluğum varsa, ona vakit ayıramayacaksam buradan hepsini silebiliyorum. Mesela İngilizce kalktı. Bu sistemden yapabiliyorsunuz hocam hepsini. Umarım faydalı olmuştur. Hocam sizin sadece burada initial'ınız çıkıyor FÖ diye. Eğer bizim Emirhan hocam siz TT adresimizi yazarsanız, eğer belirten koşulları tuttuğunuz takdirde, onun çünkü bir doktorayı bitirmiş olmak. Merhabalar Filiz hocam. Doktorayı bitirmiş olmak, biz size de mail atalım. Hani onun böyle bir 4 ya da 5 tane bir kriteri var. O kriteri sağladığınız takdirde elbette ki listeye zaten dahil olursunuz. Ayşe Hocam şu anda ben chat kısmından TT adresinin mail adresini yazıyorum. Sadece Arbis ile alakalı da değil, diğer konularla, proje eğitimleriyle, proje başvurusuyla, sanayi üniversite işbirliği ile ilgili düşünen, danışmanlık vermek isteyen hocalarımızla alakalı yapabileceğimiz bütün yardımları bulunmak adına aklınızda olan bütün soruları biz TTO mail adresine bekliyoruz. Daha efektif bir hizmet verebilmek için bütün akademisyenlerimize. O yüzden siz de aklınızda olan bütün soruları direkt olarak bize iletirseniz biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız Kuyam ekibi ve TTO ekibi olarak. Emirhan hocamın yazdığı adrese herhangi bir sorunuz daha sonra aklınıza gelecek olan ya da her bir başvurum var, her şeyimi tamamladım ama ben yolu bilmiyorum derseniz ya da başka herhangi bir konuda da danışmak istediğiniz bir şey olursa lütfen bu mail adresini aktif olarak kullanıyoruz zaten. Oraya sormanız yeterli olacaktır açıkçası. O zaman hocam başka soru yoksa biz de herkesin vaktini daha fazla almayalım hocam. Sizi de çok fazla yormayalım. Zaten görevle Estağfurullah. başladığınız bir gün var. O yüzden istiyorsanız hocam burada oturumu sonlandırabiliriz. Gelen herkese ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrardan kusura bakmayın sesim için. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim. İyi günler hocam. Biz de herkese teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.